Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülül melâiketu ve ruhu fiyâ bi izni rabbihim. Kulu lirruhu min emri rabbi. 29. sözden 8. medar. 8 mi yapayım, 5 mi yapayım, 3 mi yapayım diye tereddütteydim. Buraya geldim, içeride 3 yapacağım dedim. Şimdi 8 yapayım dedim. Bak şimdi. İnşallah muvaffak oluruz. Allah istifade ve istifaza ettirsin inşallah. Zerre kadar bir inkişaf olursa, baki olduğu için, ebedi olduğu için, onu hocam buraya koyabilirsin, yapar. Sonsuz olduğu için, ezeli ve ebedi iman. Fani dünyanın en büyüğünden büyüktür. Zerre kadar bir inkişaf olsa, yani onu da nasıl anlarız? Alameti şu, ahiretle alakalı konuşacağız. Dese ki, veya içinde böyle bu okunan mevzuda misal veya konu işlerken, şöyle yapsan, aşağıya gitmektir. İşte onun gramı bana ver işte. Onun gramı yok yani, değeri yok. Dünyada değeri yok. Onun değeri yok. İman işte o. Delil, burhan, şira, usera, fikret, 6 taneydi. Başka ne vardı? İşaret icaz etmiş bir. İşte bu maddelerden iman oluyor. İman sureti var, kanuniyeti var, mahiyeti var, hakikat var, mahiyeti var. Sureti mahluktur. Kur'an'daki şu sayfalar, mürekkep, surettir. Hakikati var, mahiyeti var. İnsanın sureti var, suret, bir de sima var. Bir de siret var. O belki 20-30 tane ders var sitede. Suret var, suret, sima var. Mesela namaz kıldı, oruç tuttu. O sima. Bir de dibi var. Siret. Peki. İnsanın fıtrat izi şuuru olan vicdanı. Tabela yok değil mi? Aşağıda var. Aslında burada bir tane tabela Mustafa yapsanız. Yani biraz kenara çekiliriz. Şimdi fıtrat deyince vicdan deyince bilmiyoruz ki ezberden geç. Vicdan nerede? Yeri göstermem lazım. Ondan sonra ne var içinde? Onu böyle tık tık tık. İnsanın bak fıtrat izi şuuru olan vicdanı. Vicdan. Saadet ebediye bakar gösterir. Fıtrat. Hangi fıtrat? Uyanmış bir fıtrat. Fıtrat-ı zişur. Fıtrat-ı zişur ahireti gösteriyor. Ahiret nerede? Hocam ismi neydi? İlahi. Oğuz. Bir sene önce bir soru sordu. Ötelere. Dünya, alemi gaybın üzerinde tenteneli bir perdeymiş. Bir sade geçiyor. Üzeri örtülmüş tenteneli perde. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Odun neredeyse, nur da oradadır. Odun neredeyse, ateş de oradadır. Odun neredeyse, duman da oradadır. Odundan kasıt dünyadır. Odundaki nurdan kasıt cennettir. Odundaki dumandan kasıt cehennemdir. Odundaki ateş nefis ve şeytandır. İçsel yapı. Ama beden.
dünya ve ceset ikisi odun gibi. Şimdi buradan yola çıktım. Dedim ya bu ahireti bu kadar ders yapıyorum ha. Ya şunun üstünü açmak istiyorum ya. Hepten böyle şey olsun ya. Hakka yakin derecesinde bir ilme yakin olsun ya. Nerede bu? Yani kazıyorum gene şey yapamıyorum ya. Kazıyorum. Kazıyorum olmuyor ben abi. Kazıyorum olmuyor. Dedim ki ya nerede bu ahiret ya? Bu alem şahadetin neresinde? Çok iyi biliyorum ki alemi kalp alem şahadette. Ahiret burada. Ruhun cesette olduğu gibi. Dünya nedir? Surettedir. Ahiret nedir? Dünyanın hakikatidir. Bu ya nerede diye soruyu gönderdi Mustafa. Soru şu. Ahiret nerede? Cumartesi derse iniyorum bundan bir üç hafta önce. Cevabı geldi. Derse inirken. Öyle hiç alakası şey değil. Alakam yoktu yani o mevzuyla. Oğuzum şöyle denildi. Ahiret nerede diye sormuştun. Sizofreni demeyesiniz. Ahiret nerede diye sormuştun. Durdum Ömer abi, Mehmet abi. İniciğim baba ne var? Tüftürü aldım. Kim soruyor onu? Durdum. Gene ses yok. Kim soruyorsa onda. Kim soruyorsa, sorabiliyorsa onda. Ahiret onda. Ahiret onda. Kim soruyor? Ne yazdı abi? İşte bak aldı ki. Kim soruyor? Soran yok. Olmadı Mehmet abi. Zahir'e sen sordun. Ama senden içine gireceğim. Kim soruyor bunu? Onda. Sorabilen de. Şimdi niye bunu girdim? Fıtrat-ı zişur olan vicdan. Uyanmış bir vicdanda saadet ebediye varmış. Nasıl var ya? İnsanda var, onu inkar ediyor. Onu işleyeceğiz. Notları aldım. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, dinlerse ama, kim soruyor bunu? Onda. Sorabilen de, çünkü İsa Aleyhisselam'ın ayeti var, şöyle diyor. İsteyene verilecektir. Verilmiş mi? Verilene verilecektir. Soruyor musun? Cevabı sende. Sorabiliyorsa. Çünkü es-sualimi söyleyeyim. Sual sormak, sorabilmek ilmin yarısıdır. Dikkat edin mesela ustadın suallerine. Mesela 24. mektup hatırıma geldi. 16. söz. Soru cevaptır. Soru yok orada. Soru cevaptır. Hatırladın mı hocam? Soru kendisi cevaptır. Aslında bu konuya gelirken orada vicdan demedi. Uyanık vicdan dedi. Evet. Oradan olsa... Dinleyebilen uyanıktır. Diyor ki vicdanını dinlerse... Uyanık vicdanını dinlerse. Evet. Dinlerse uyanık oluyor. Dinlemesi vicdanı var. Müslümanın vicdanı var. Allah bize tarif eden şey diyor ya. Marif bir yerde de dört gönlü marif diyor. Bir tanesi de vicdan diyor. Vicdan. Ama şöyle diyor. Fıtrat-ı zişur olan vicdan diyor. Saniyeni gösterir. Ama dinlerse, uyanıksa saadet ebediye gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Onunla meşgul olacağız. Vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Ebedden başka hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hocam siz de öğretmen misiniz? Evet. Yok, memnun ol, havalandım. Havalandım. Şimdi ebed ebed sesi varmış. Ebed. Ebedden başka hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Zaten bir şeye bağlandı mı onu ebed görmezse onu sevemez. Bu
bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacını yerini dolduramaz. Bütün kainat ona verilse ebed isteyen o haletini dolduramaz. Bütün kainat. Dünya demiyor ha. Bütün kainat. Kainat neresi biliyor musunuz? Cennet, cehennem, in aşağıya, daire ilim, daire hayat, levh-i mahv ve ispat, kâf-nun tezgâhı, alem-i berzah, yedi kat sema, alem-i şehadet. Yani arşın altı, arş azamın değil. Arşın altı her şeyi kainat denilir. Şecere-i hilkat ise Kab-ı Kayse'den aşağıya. Tabii çizemiyorum. Şimdi olsun böyle en azından duydunuz. Bütün kainatı diyor, dünyayı demiyor. Alem-i şehadeti demiyor. Alem-i gaybı da demiyor. Melekutu demiyor. Bütün kainatı insana verirse ebed ebed ihtiyacını doldurmaz. Evet ya. Demek bu vicdanı olan incizap ve cezbe, yani vicdanda bir incizap var, bir de cezbe var. İncizap ne hocam? Çekim. Neydi? İncizap. Cezbe. Çekme mi çekilme mi? Çekilme. İncizap. Peki cezbe ile farkı nedir? Cezbe çekilme. Hocam cezbe nedir Oğuz hocam? İlerleyeceğiz. Cezbe işte çekim. Cezbe çekim. İncizap çekimlik mi? Evet. Yani edilgen mi oluyor o zaman bugünkü şeyle? Evet. Yani dış bir etkiyle, kendisi değil yani. Bir tanesi sistem, bir tanesi de mesela cezbe sistemin adı. Bu sistemden etkilenen kişi incizap. Edilgen o zaman. Edilgen. Uydurukçasıyla. Evet öyle dedi yani. Yani cezb var. Cezbe. Yani insan hakikaten bir şey doğru çekiliyor. İstiyor yani. Evet istiyor. Ölmek istemiyor. Sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Hiçbir yerde olmak istemiyor. Yani her yerde olmak istiyor. Herhangi bir yerde olmak istemiyor. Her şey olması istiyor. Fakat herkesle beraber ne bileyim ne istersen bak bakalım. Böyle bir çekim yasasının içinde insan. Nasıl bir sistem? Sistemi tanımlıyor. Yani bu ispata gerek yok çünkü sistem böyle. Bizde var zaten. He? Herkeste o duygu var abi. Zaten. Evet var. Bilinen bir şey yani. Fakat bunu diyorum da fakat biraz çekinmeye başladım. Dedim herkeste bu ebedilik var dedim. Tamam burada da var. İnadını at. Bir tanesi dedi ki hayır dedi bende ebed arzusu yok dedi. Allah Allah. Hayır. Ben evet istemiyorum dedi. Dedim evet istemiyorum de cenazede. Cenazede oldu. Cenaze evinde. Dedim her insan bu fıtratında, yaratılışında ebed ister. Ebedi hayat ister. Ölmek istemez. Fanilik istemez insan. Bir tanesi müzik yok yapacak ya. Diğer şeylik yapacak. Ben de öyle bir şey yok dedi. İnsanda olur. Ondan sonra şöyle baktım böyle baktım. Ne kadar insana benziyorsunuz dedi. Aldım böyle kendine. Hiçbir şey de yemedi. Ne kadar insana benziyorsunuz. Demek o vicdan, ha cezbeyi bulayım. Cezbe nerede? Ha. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Fesubhanallah. Demek o vicdan ebed için mahluktur. Yani ebediyle doyar. Dolar ve doyar. Ebedden başka böyle. Hatta cennet bile dolduramıyor. Allah istiyor. İsteyene ver onu. Bana seni gerek seni dettirmeyeceğim. Doyuramıyor insanı. Hasan abi evet derken biz mesela sonsuzluk, zaman olarak sonsuzluk düşünüyoruz.
burada şu anlamda var. Her şeyi bir anda isteme. Yani sadece zamansızlık değil, yani mekansızlık da içine giriyor burada. Yani her şeyi bir anda isteme. Her sonsuz bir anda yaşayabilme psikolojisi yani. Değil mi abi? Aynen. Şimdi şöyle, zamanla mekan arasındaki fark, bir tane buz, bir tanesi sudur. Buz mekandır. Su zamandır. Zaman herkese farklı akar. Allah Resulü diyor ki ahir zamanda aleyhissalatü vesselam, zaman izle akar. Zaman hangi esmaya bakıyordu? Deher esması. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Esma cansız olur mu? Olmaz. Demek ki zaman canlı, ruhlu ve şuurludur. Kime ne akacağını bilir. Dolayısıyla bu evet dediğin zamanla mekan gayrimünfettir. Ayrılamazlar birbirlerinden. Zaman mülktür, mekan mülktür, zaman melekuttur. Bunu gelecekte ispat edilecektir inşallah. Zaman canlı oldu. Yani zamanı mekanla farklı düşünüyorlar. Mekanda zamanı anlıyorlar. Ne mekan zamandadır, ne de zaman mekandadır. İkisi ayrı esmadır. Zaman esmaya bakıyor. Esma canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese zaman şahit edecek diyor rivayette. Şahit olacak diyor. Zaman şahit olsun diyor. Gibi. Ha, o evet, böyle yürüyoruz da yürüyoruz, yürüyoruz da dediğin gibi. Yani o sos öyle değil yani. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Allah. Her yapılması gereken desin, yapılması gerekeni yapıyorsun, yapmıyorsun aynı zamanda. Yapmak istediğin her şeyi anında yapıyorsun, aynı anda yapmıyorsun. Ve alışma da yoktur. Bir tuhaf ya. Böyle bir fıtık. Ulan bakınlık olmuyor zaten. İşte onun için olmuyor. Bir an bir ana benzemeyecek. Sonsuz yani. Yani yürü yürü dünyayı varlık. Adamı yürür. Adam böyle yürür. Biten mi mesafe? Bu da öyle değil. Yürür, yürür. Böyle değil yani. Bir an yaşadın cennette, bir anı bir daha yaşamayacaksın. O anı bir daha yaşamayacaksın. O anı bir daha yaşamayacaksın. Hani kainatta var ya, yıldızlar mesela şu kadar milyar senede bir geçiyor, bir daha geçmeyecek. Milyar ışık yılıyla geçecek ama bir daha gelmeyecek. Bitti o. Geçti bitti. Saltanata bak yani. Yani Allah bizim gittiğimiz gibi değil yani demek. Bak, olması gereken her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Yapman gereken her şeyi anında yapıyorsun. Fakat yapmıyorsun, mekandasın değilsin, öndesin, arkadasın değilsin ama o anı bir de yaşamayacaksın. Anda yok da nasıl diyeyim yani? Ha, o halet değil. Halet, fakat ona gireceğiz bugün. Fakat bu bile doyurmuyor insanı. Bu söylediğim zahane. Doyulmuyor. Oh, ne kadar büyük cihazlar verilmiş ki. Evetten başka, hatta ona dedi ya şey yapmıyor. Hiçbir şey doyulmuyor lan. O zaman maddeyle doyulmaya çalışılıyor. Nasıl olacak? Acayip bir şey. Bugün İbrahim buradaydı. İbrahim ve Mustafa. İkindi namazı mıydı öyle mi? İkindi namazı kılıyoruz. Güneş vurdu. Karşıki binanın bacasını taşıdı buraya. Baca orada ama buraya taşıdı. Medresenin halısına taşıdı. Tesbihatta mıydık? Evet. Tesbihattaydık. Baktı ki yerde baca kalkıyor. Yani duman çıkıyor. Yerde. Duman ya böyle akıyor. Duman. Böyle akıyor. Duman akıyor. Duman akıyor. Nerede? Mescitte. Nerenin? Karşıki binanın. Duman ya, duman akıyor.
Halıda duman akıyor. Bir anda biraz şeyim bozuldu. Meral taşı. Eğildim. Tesbihatı başka kardeş yapıyordu. Ben eğildim halıda dumanı kokluyorum. Beraberdik. Değil mi İbrahim gibi? Ulan kokmuyor. Dedim ki tesbihatı yapana dedim ki bu duman değil mi? Bacağı. Evet abi dedi bacağı dedi. Niye kokmuyor? Baca değil diyemezsin. Burada baca var ama baca yok. Gölge ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi bacanın burada kokusu yok, rengi tam yok, kilosu yok, hacmi yok. Dünya bu. Basmasın. Evet, dünya bu. Ahiret o. Süret o. Mesela insanın gölgesi düşse, tipi yani rengi, siması belli olur mu nuraniyeti veya zulmeti? Yok. Gölgesinin kilosu olur mu? Olmaz. İşte insanın gölgesi. Mesela televizyonda, filmde sigara üfleseler, üzerine sigara kokar mı? Kokmaz. Böyle yani. İşte kokladım, hakikaten kokmuyor. O evi buraya taşıdı. Nur. İnsanın fıtratını da Nur-u Muhammed'i bizi buraya taşıdı. O nur bizi buraya taşıdı. Bak karşıdaki binayı buraya taşıdı. Bakıyorum ona hakikaten bacarım ama var. Kokladım, eğildim kokladım kasten. Benim hissiyatıma mal olsun diye. Kokmuyor halı. Şimdi bu sefer niye kokmuyor bu bacağı dedim. Böyle bakması gerekirken böyle yapıyor. Abi o dedi hasta oradan. Peşine koştuğumuz dünya bu. Aslan müşteri olmak lazım. Evet. Çünkü gölgesinin kokusu yok. Gölgenin de rengi yok. Sıfatları yok. Sureti var, siması yok. Sireti de yok. Suret, sima görmez kimse. Ama hafif dikkat eden görür. Yani karakterini seyredersin. Surette sima. Bir de siret var, dibi var. O zaten bilen pek ne kaç kişi var. Şimdi demek o vicdan o ebed için mahluktur. Yani onu taşıyor. O ebedi o taşıyormuş. Vicdan. Ebed. Demek bu vicdani içekiyor, vicdana ait içeriği, yani vicdanın içeriği, Risale'ye bu. Vicdan dersen vicdan oluyor. Hayır, vicdanın içeriği fiil. Vicdani içekiyor, vicdanın içeriği olan, içinde ne var? İncizap ve cezbe, yani bir çekim sistemi var, o sistemden etkilenen kişi. İncizap. İnfial, etkilenen, üzerine ceyran eden, ötekisi de master tipinden, yani sistem, sistemi anlatıyor. Yani vicdanın içeriğinde hem sistem var, sistemin filistesi var, haritası var, hem de etkilenen var. Buraya bağlıyım yani, ben öyle tasavvur etmiyorum. Bir daha okuyayım. Demek bu vicdani içekiyor, vicdanın içeriği, vicdanın kendisi değil, paket değil, telefon değil, içeriği. Ne varmış? İncizap var ve cezbe var. Bu neyi gösteriyor? Bir gayi hakikiyenin ve bir hakikate cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Yani incizap gayi hakikiyi gösteriyor, cezbe ise hakikati cazibedar gösteriyor. Tahta olsa gösterecekti. Bak bir daha. Risale'deki uygulama şeyi. Başta incizap geldi mi abi? Sonra cezbe geldi mi cümlede? Sonra hiç bunu yaz deftere. Bunu da yaz. Şimdi bunun altına bak ne gelecek. Bu incizap nedir? Cezbe nedir? Kendisi tanımlıyor. İncizap şudur diyor bak. İncizap ve cezbe bir gaye hakikiyenin incizap gaye hakikiyedir. Cezbe ise hakikati cazibedardır. Yani hakikatin dışa vuruşudur cezbe.
Yani kendisi tanımlıyor. Şöyle diyeyim. 148 Kastamonu'da diyor ki, takva, meniyattan ve günahlardan iştirap etme. İkisi de lügatta aynıdır. Meniyat ve günah aynıdır. Meniyattan ve günahlardır. Oysa da Allah kadar fark var. Diyor ki, izah ediyor kendisi, örnek için söylüyorum. Takva neymiş? Meniyattan ve günahlardan. Kendisi tanımlıyor. Diyor hemen satırın altında diyor ki, bu takva denilen defi mefasit, terki kebair. Demek ki menihat defi mefasit. Bu ise terki kebair. Günahlar ise terki kebair. Lefineş terki, öyle mi abi? Evet. Edebiyatta lefineşi sanatı. Sen hocam edebiyatçı. O bugün var, üç tane edebiyatçı var. O da ilahiyatçı kardeşim, Altaşlı. Sen de mi ilahiyatçısın? Maşallah, bugün edebiyatçılarla ilahiyatçılar. İyi Allah'ım. Yatırız abi, yatırız. Tanışıyor musunuz ilahiyatçılar? Yok, edebiyatçıyla tanışıyoruz. Ha, yok. Orada yeter yani. Sen neydi hocam? Tarih. Tarih. Sen tarihti. Şimdi daha gireceğiz inşallah. Ona bugün çalıştım, dün de çalıştım. Böyle bir sistemden bahsediyor. Yalnız cezbiyle olabilir. 10. sözün 11. hakikatının hatimesi bu hakikati göstermiştir. 11. hakikat 11 tane sistemi anlatıyor insanda. 11. hakikat aşırı sanat. Şimdi yapabildiğim kadar şu soruyu sordum. Ötelerin üstü açılması var ya. Şimdi bu zahirde odun. Odun. Ama veya buz. Odun da dumanın, nurun nasıl kodlanmış? Şimdi burada bulunan yani mayen olan şu cesette nasıl ebedilik var? Nasıl sonsuzluk var? Nasıl kodlanmış? Fani de beka. Bir anda her yerde olma fıtratında olanın bir yerde nasıl duruyor? Çok zor. Sıkışmış psikolojisi var. Evet. Tam sıkışmış. Evet. Mesela ruhu bir anda her yerde ama hiçbir yerde değil. Sonsuzluk bir mesafe değil. Olması gereken her yerdedir ama hiçbir yerde değildir ruhun yapısı. Yapması gerekenler hepsini aynı anda yapmıştır, yapmamıştır aynı anda. Ve bir anı bir anda benzemeyecek. Böyle bir fıtratı şuna kodlamak. Bu nasıldır diye bu soruya şey yapacağız. İnsanın fıtratında beka nasıldır sorusuyla özdeş, paralel gidiyor. Ona örnekler vereceğim. Açılsın diye. İnşallah. Bir. Bir daha şunu söyleyeyim. Bildiğimiz, zannettiğimiz ama yaşadığımız şeylerin içerisine bakacağız. Vuralım. Bir daha bildiğimiz, zannettiğimiz, aynı zamanda yaşadığımız, fikrettiğimiz, hissettiğimiz, mahsedip zevk ettiğimiz, fikretmek, hissetmek, duygu ve latife. Fakat içerisi, biz bunu yaşıyoruz bu dünyada, fakat içerisi burada değil. Ama biz içindeyiz. Öyle şeyler var bizde bak. Yaşadığımız. Yaşıyoruz, içine giriyoruz ama burası değil. Burada bulunuyorum, giriyorum, sonsuz oluyor. Ne o? Bir, lezzet, zevk, elem veya düşünceler, mekansız mekanlar, lezzet. Mesela lahuti, ulvi bir keyif var mesela şimdi. Hepimizde var inşallah. Bu lezzet var mı? Var. Yaşıyor musun? Bunu yaşıyorsun. Peki, tanımlayabilir misin? Dünya cinsinden midir? Hacmi kütlesi var mıdır? Yok. Ama yaşıyor. Peki, miktarı ne kadar? Dibi var mı hocam? Yok. Burada yaşıyorum. Belki de tanımlıyorum, bir isim de koymuşum, tabela koymuşum, lezzet demişim, içerisini bilmiyorum. İçerisi yok, yani yok derken dipsiz. Buradayken o oralara geçmekte bu yöntemi kullanıyorum, bu kapaktır.
Lezzet bir yöntemdir. Oraları yaşamanın yöntemidir. Mesela hayatta lezzet alacak bir fıtratta olmasa veya kulağı yok. Fıtrat, insanın fıtratında kulak yok. Bir tanesi evliya olsa, kulak evliyası açılsa, o sesleri duysa, size duyuyorum diyor, ses var, nasıl anlatacak? Bu da ne deriz biz? Yediye, durumu yediye. Ses var diyor, çıldırıyor ama nasıl anlatacak? Değil mi? Ha, onun gibi kalbi hastalar inkişaf etmemişe, ya öteler var ya, yaşanıyor. Lezzet bunlardan bir tanesidir. Yaşıyoruz ama buralı değil. Eylemi yaşıyoruz ama buralı değil. Çünkü hacmi yok. Muayyenliği yok. Mekanı yok. Yeri de yok. Yok yani. Başka acayip bir şeyler getirir inşallah. Bunlar düşünceler mesela. İnsanı cehenneme dönüştürüyor. İnsanın dünyasını cennet ve cehenneme çeviren dört sıfat var insanda. Tencereyi getir, koy içine. Zan. İki, ahlak. Bu sokak ahlak anlayışı değil o. Huluklar, huyların cini. Birinci zan. İkincisi ahlak. Üçüncüsü niyet. Dördüncüsü nazar. Karıştır. Senin cehennemin veya cennetin. Buralı değil bu. Bunların tasavvurdadır, düşüncededir. Bak bir de okuyorum. Lezzet, zevk, elem veya düşünceler, mekansız mekanlar, hiçlikten önüne açılıyorlar. Sen de onun içine giriyorsun, orada yaşıyorsun bile. Hiçlikten yani, yok. Lezzet yok, oldu. Hepimiz ruhani lezzet yaşıyoruz. Ya o değil. Var mı var? Nasıl, nerede açıldın? Ne bileyim. Ama içindeyim şimdi. Çünkü niye? Rahatım. Biraz önce bu rahatlık yoktu. Bu atmosfere girdim. Nasıl bir şey? Ancak bir isim koyduk beraber. Aynı şeyi kastedelim diye. Lezzet. He? Lezzet dedik. Nedir bilmiyoruz ki. Adı lezzet. Ömründe hiç kalem görmedik ama dedik kalem. Nedir? Ömründe deniz görmemiş bir insana yüzmeyi anlatsak, sonra suyu görse yüzebilir mi? Yani bu soldur nereden bilecek? Ömründe hiç su görmemiş, suyu anlatıyoruz. Tamam mı? Şimdi biz bunun önümüzü açıldı bak kardeşim, hiçlikte. Ahiret nerede? Lezzet neredeyse ahiret de dünyanın orasında. Mesela ahiret nerede? Cennet, cehennem nerede? Odundan nur neredeyse cennet de dünyanın orasındadır. Cehennem nerededir? Odunda duman ve ateş odunun neresindeyse cehennem de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya alemi gaybin üzerine tenteneli perdedir. Tenteneli perde. Yani nasıl anlarsın bunu? Ömründe hiç odun yandığını görmesen. Bak şimdi. Hiç odunun yandığını görmesen. Allah aşkına ben sana desem ki bak bu oduna bak. İnanma. Bu mutlak her yerde olan bir şeyin bir yerdeki bulunuşudur. Bu böyle gözüküyor ama altyapısı hiç bununla alakası yoktur. Bunun kilosu var ama bunu meydana getirenin kilosu yoktur. Bunun en büyük düşmanı bunun içindedir. Bunun içi karanlıktır. Bak şey bunun içi karanlıktır ama aydınlık oradadır. Bu zıtların cemidir. Nasıl inanacaksın buna? Ya inanma bu değil diyorum sana bu değil. Başka bir şey. Ne? Ateştir dumandır hiç görmedin. Ya bırak ya kafayı mı yedin? Gidip de gelen mi var ya? Bunun içinde ne var ya? Ne içi ya? Ver keseri kardeşim içini sana söyleyeyim. İkide bir kızdırma bana. Vurdun keseri. Ama içi bu. Sen odunun içerisindeki nuru ve dumanı ve ateşi kerpetenle, tornavidayla çıkarabilir misin? Kibritle çıkaracaksın. İçine gireceksin. Ustad da diyor yanma adet olmuş diyor. Oysa en büyük mucizedir. Yutturuyor bir kibrit başına koca dağları yutturuyor. Aslına döndürme şeyin startını veriyor.
Çünkü odun donmuş güneşti. Güneşe döndürüyor. Odun neymiş? Donmuş güneş. Hiçlikten geldik derse, ders okumaya başladı. Bilmiyorum ama ben ders yapana bakıyorum. Daha karışmıyor muyum? Yok. Bir yer açıldı bana. Huzur mu? Bir yere girdim kesin yani. Çünkü değiştim yani. Ne oldu bilmiyorum. Bir isim katalım ona. Kemalat. Olumsuzlukları ise, yani insanın sıkıntıları var ya, olumsuzluklar, panik atak. Bunlar da ademi vücutlar. Musibetleri hiçlikten olduğu için Adem'den vücuda çıktı denilir. Mesela musibetler hiçlikten olduğu için, mesela dün soruyordu, sen mi soruyordun? O günahların vücudu, enerji. Evet abi. Nasıl da soru? Abi şimdi her şeyin manevi alemde bir karşılığı var ya. Habis veya âli ruhtiye karşılığı var. Hangisi daha güçlüdür? Evet. Çünkü günahların Adem nevinden oldukları için vücutları yoktur. Vücutları hayır olmamasından ortaya çıkar. Mesela karanlık nedir? Nurun olmamasıdır diyor. Başka şansın yok. Ama aydınlığı karanlığın ortadan kalkmasıdır demiyorsun. Peşeyi gösterendir diyor. Günahların Adem nevinden olduğu için vücutları yoktur. Adem'i sayırlar ve Adem'e çalışırlar. Onun için güçleri yoktur. Ama ancak şeytan için de ancak size vehm eder diyor. Bizde ona meyil olduğu için mi abi güçler geliyorlar? Evet. Yoksa onların bir şeyi yok. Kendine... Yok. Adem olduğu için kolaydır. Yapmamak. Şöyle bir bina yapmayı düşün. Ama bir çocuk 20 dakikada yıkılır. Kirlikle. Tarih kolay. He. Yani güçlü müdür? Hayır. Evet, değil. Güçlü değildir. Adem'e çalıştığı için kolay. Devam edeyim. Musibetleri hiçlikten olduğu için Adem'den vücuda çıktı denilir. Yoksalar sen onların içine girip nasıl yaşıyorsun? Mesela bu haletler, sıkıntılar, panikler, panik ataklar var mı? Var. Peki neredeler? Mesela çok iyi bir düşünce alıyor seni hasta ediyor. Düşünceler güçtür. Şeye benzetiyorum onu. Mesela bir sporcu geliyor, mermeri kıracak, tamam mı? Geliyor, hayt diyor, eli kırılıyor. Eli kırılıyor. Ama geliyor mermerin üzerinin önüne, konsantre oluyor, bizce tefekkür ediyor. Öyle güç aktif oluyor ki, hayt diyor, orayı kırıyor. Eli kırılmıyor bu sefer. O konsantre ile o güç neredeydi? Düşünce nereye gitti de neyi aktif etti? O güç var mıydı bizde? Var. Niye aktifti? Neredeydi bu? Düşünceler güçtür. Mekan oluşturuyor. Neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunun açılımını yaptım kendimce bu cümlenin. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bir daha. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Düşünceni kontrol edebilmen için 4 sisteme sahip olman gerekiyor. 4 sisteme. Zanlarına, ahlakına, huylarına, tabiatına, niyetine, nazarına. O senin cennetini oluşturuyor. Şimdi devam edin. Hem nasıl ki atomun içine giriyorsun. Eskide biz mektep okurken atom maddenin bölünebilen en küçük parçasıdır diyordu. Şimdi değiştirdiler tabii kuantum şeyinde. Diyor ki
Nasıl ki atomun içine giriyorsun. Bitti mi? Maddenin mekanın en küçük parçası. Atom bitiyor. Kuantum kuarklar, enerji esirler, madde hayat, ayn hayatlar karşına çıkıyor. Aslında hani kum saati var ya, biri dar, sonra genişleniyor kum saati. Burası atom üstü, burası kuarklar, kuantum, ondan sonra atom altı alem. Atom altı alem, atom üstünden daha harikadır. Çünkü çok ilginçtir. Kuantumu merak edip okuyanlarınız vardır. Yoksa ben söyleyeyim size. Şu kalem, alem-i şehadette bir yerde durur. Maddenin konumu böyle dizayn eder. Allah böyle bir esma tecelli ediyor. Bu kalem buradadır. Eğer bu kalemi ben hepinize veriyorum desem, hepinize tek tek aynı kalem elinizde olursa, bu kalem burada mucize olur. Aynı kalem her yerde. Buna mucize olur. Kuantum fiziğinde ise bu kalem olması gereken her yerdedir. Bir yerde tutamazsınız. Bunu dünyada çok yerde yapamadığınız gibi. Kuantum fiziğinde atom altında bu olması gereken her yerdedir. Her yerdedir. Orada bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Cennette onun için mucizedir bu. Yani cennetin mucizesi dünyada biz yaşıyoruz. Nedir o? Mesela bir yerdeyiz. Cennette olması gereken her yerdesin. Her şey böyledir. Yani o atom altı alemde keramet ve mucize gösterecekse bir şeyin her yerde değil bir yerde olması lazım. Bak diyor ki atomun içine giriyoruz. Atom bitiyor. Kuantum, kuarklar, enerjilere, esirlere, maddi hayatlara, aynı hayatlara giriyorsun. Ama buradan oralara giriyorsun. Bak şimdi duruyorsun burada. Hani lezzet bir pencere olduğu gibi bir halet pencere. Zevk, elem, bir laf ediyor sana. Geçip gidiyorsun ya, bir laf ya, bir kelime. Seni kâr maziye götürüyor, kâr istikbale götürüyor. Kelime ya, götürmüyor. Niye götürüyor kelam? Bir kanadı geçmiş, bir kanadı gelecek. Çünkü kelam sıfatı sıfatlandır. Zaman ise esmadandır. Sıfat canlı olduğu için kelam zaman içine almış. Kelam sıfatı sıfatlandır. İlim, irade, kelam, sen, basar var ya kudret. Sıfatı sıfat. Bu çok meşgul olduğum içindir. Mesela bir kelamla ben nasıl maziye geçiyorum? Hep merak ederim. Bir hatıra diyor değil mi? Bir tane, bir lema. Yani onunla mazi ve müstakbele geçiyorsun. Bir kelama söylüyorum sana, beraber yaşamışsan veya senin aleminde ciddi bir olaysa onu ifade edip kelam söylesen ama ben bilmiyorum. Sen şimdi burada otururken tam 17 sene arkadasın. Seni oraya götür. Götürdü ne oluyor? O haletleri yaşıyorsun kardeş. Rüya rüya değil çünkü. Bu da öyle. Peki niye? Kelamın içerisinde zaman var. Kelamın içerisinde kalp. Üstad diyor ki bir kelam diyor daha olmadan mana kalpten temayül eder. Kalpten oynar. Kalpten çıktı mana. Vicdana girdi. Vicdanda boyalandı, yüklendi. Kartopu yaptık ya dağın tepesine. Yukarıdan aşağı bırakınca dev gibi oldu. Kalpten çıktı. Vicdanda boyalandı. Dimağa çıktı. Dimağın 7 mertebesinden şekillendi. Buraya mahreçe geldi. Ses titreşimine döküldü. Ve bu bütünselliği ağzından çıkan kelam taşıyor. Onun için İmam Ali öyle diyor radıyallahu anh. Kelam kişi diyor dilinin altındadır. Ustad da 96. sayfa muhakematta kelam kişinin karakterini gösterir diyor. Çünkü batını taşıyor dışarıya. Şu örneği benim tamam. Kelam senin karakterini, ruhunu taşıdığı şunla anlaşılır.
Doktora gittin. Öksürdü. Onu yaptın, bunu yaptın. Tam kanaat getiremedin. Dedi ki git kan tahlilini ver. Büyük abdest, küçük abdestini nümene getir. Yani ne yapacaksın benim küçük abdest, büyük abdest? İçini seyredeceğim diyor. Aynadır. Büyük abdest aynadır. Senin içini seyredeceğim diyor. Öyle değil mi? Senden çıkan parça seni tanımlamıyor mu? Büyük abdest senin içini gösteriyor da kelam nasıl senin içini taşımasın? Kelam seni nasıl taşımasın? Kardeş öyle bir alemdeyiz ki suretteyiz. Hocam o kelam için bizim peder öyle dedi. Bizim köyden bir adam vardı. Bir kelime konuşmuş. Bu adamın kafasında vardı dedi diyor. Bir tek kelime. Evet. Çünkü bir kelam nerede terbiye olduğunu kim demiş, kime demiş, ne makamda maksatta dediği için tam yerinde söylediği için adam ehli olduğunu gösteriyor. Sonra atom buradayken, bak atom burada, bakın şimdi elimde atom var şurada, şu atom kabul edin. Atom buradayken içsel yapısı burada değil ve buralı değil. Atomu ortadan kaldırınca kuarklar çıktı mı kuantumda? Kuarklar buralı mıdır? Değildir. Peki biraz daha aşağı in. Tamam mı? Biraz daha aşağı in. Enerji var. Biraz daha aşağı in değil mi? Esir var. Daha aşağı in madde hayat var. Daha aşağı in ayrı hayat var. Şimdi bakın atom burada. O zaman sanki kum saati var ya deliğince böyle. Atom altı ile atom üstü arasındaki ince bir çizgi ya. Atom dediğimiz bir şey işte. Orada durdum. Bir derdiğimiz zaman doğru cüp diyordayız. O zaman ölüm bu oldu değil mi? Hayvan. Ölünce bir varlığı geçiş yapıyorsun. Abi, geçmiyorsun. Üzerindeki battaniye takıyor. Sen geçmiyorsun öyle bir şey yok. Boyut değiştiriyorsun. Boyut değiştiriyorsun. Geçenlerde bir berzat dersi yaptık kabir. Bu, kabir 16. Bu bak şimdi. Bu su, evet su oldu. Şimdi uyuyorsun. Bir yere gitmiyorsun. Ama her şey burada, sende. Ne ararsın şan buharında? Hakikati sen kendinde ara. Yani bir yere gitmiyorsun. Üzerindeki battaniye kalkıyor. Şimdi bu atom, in kardeşim diyorum, kuantum. İn aşağı, kuark. İn aşağı, enerji. Şu anda o ateist olan CERN deneyinde bulunan İngiliz fizikçisi Higgs mesela Hatay, İstanbul, Giresun, Samsun Higgs atomu demiş. Tanrı parçacı. Evet. Demek zorunda kalmış. Çünkü bu kadar karmaşık. Atom üstü hiçbir şey değil bu ağaçlar var. Atom altına binmiş ki aman yarabbim adam. Ve demiyorlar %70'ini bulduklarını demiyorlar. Cinleri görmüşlerdir. Adam peki bu kadar karmaşık içinde Allah da nasıl desin? O zaman bunun içinde bir tanesi bunlara hakimdir. Tanrı parçacı. Usta da diyor ki Allah demesen diyor her bir zerreye Tanrı diyeceksin. O tecelli ediyorsun. Evet, mecbur oluyorsun. Yani mecbur oluyorsun. Ya Allah demesen her bir zerrenin içindeki bir tanrı var diyeceksin. Allah demiyor muydu? Üstadın ifadesi. Tanrı parçacı diyor. Ha, tanrı. Yani hepsine tanrı diyeceksin, bir ilah diyeceksin. Evet. Bir Allah diyeceksin. Evet. Üstadın istediğini söyledi. Aynı tekrar etti. İlah yerine tanrı koymuş onlar. Evet. Tanrı işte. Ya ilah diyeceksin. Onlar yok yok. İlah demiyoruz diyor. Tanrı diyoruz. Yani şey yazıyor ya. Peygamberimiz Aleyhisselam anne karnındaki çocuğun cennine 4 ayda ruh geliyor diyor. Tıp diyor ki hayır. 120 gün sonra. 120 gün sonra. Ve tıp okumamış ha 1400 sene önce. Tıp fakültesinin çapadan mezun değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Anatomiyi okumamış. Bunu nasıl diyorsun? Sıradan bize basit geliyor bu cümle. 1400 sene önceye geç. Tıp okumadın. Bunu nasıl diyorsun ya? Peki
bunu dedin. Dinle ne alakası var? Din bunun neresinde diyor, ben sorguluyorum biliyor musun? O çok enteresan. Din bir şey değil aslında. Bu din değil ki. Mesela diyor, kâşiz diyor, semaları diyor, sabit zannediyor. Oysa genişletiyoruz diyor. Dinle ne alakası var ya? Cennet yapmayın lan, domates kapalılar verin lan falan, şöyle yapın. Bu din bu ya. Siz diyor dağları sabit zannedersiniz. Oysa yürüyor. Lan ne alakası var? Ne işin var senin burada? Ne işin var semada ya? Genişlendiriyoruz diyor. Mesela ta kafir şuna benzetiyor. Hadi dedi. Semaya çıkartılıp boğazı sıkılırcasına bir adam çıksa ne olur? Boğazı sıkılır. Bunu anlatırken kulağında hafta boğaz hafta. Yese'adu. Yani boğazı kullanıyor. Cübbi gibi. Yusuf mesela aşağı suya atıldı. Ne demek cüb? Veya annene babana of gibi. Tanımlaması da, uslubu da aynı yapıyor. Evet yani. Of, uf. Şimdi kafiri neyle tanımlıyor Allah aşkına? Bir insafla bak. Bir insafla, iman nazarıyla bakma bak. Bir insaf. Kafir nereye benzer? Semaya yükseltilip de boğazı sıkılan adama benzer. Ne alakası var? Diyor ki yukarı çıktıkça içi, Yazıcısı, Türkçesi, Arapçası ne dersin? Oksijen azalıyor. Oksijen azalıyor. Azalınca adam o boğuluyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Çok basitten dediğimiz var ya. Onu diyebilmesi için ne kadar kimya aşınıldı. Yemeği dedi kaşık. Sıcak yemeği. Üfleyerek yemeyiz. Ne kadar basit canım. Ya peygamber lazımmış biliyor musun bu demek için? Niye? Ya şimdi çıkan ağızdaki gazın kimyasını, bu sıcak yemeğin kimyasını, ikisi bir araya gelince kimyanın değişeceğini, o kimyayı tekrar yerse anatomiye vereceği zararı. Bilen bir insanın ifadesi olabilir bu. Böyle düşününce ben acayip oluyorum yani. Bu olamaz ya, bu diyemez ya. Dedi diyemez. O zaman semanın genişletiyoruz. Diyemez. Demişse dettiriyor. Bir insan diyemez. Diyemez. İnsan diyemez. Vahiy lazım. Vay, başka bir şey olamaz. Şöyle baktığım zaman zaruri biliyor musun yani? Böyle iman etmek için iman etmiyorum. Ben zaruri bu. Başka olamaz ki. Nasıl olacak ya? Nasıl olacak ya bu? 1400 sene önce söylenecek şey, tam da dinle ne alakası var, orayı da anlamıyorum ya. Hala anlamış değilim. Sonra usta şöyle diyor, din hayatı, hem nuru hem esası, iyi dinin olup milletine. Ya din, meğer din dediğimiz namaz, oruca hapsolmuşum da ondan anlamıyorum. Oysa din hayatı yorumlamaktır. Varlığı ifade etmektir. Aleminde tanımlamaktır din. Kainatı, varlığı aleminde tanımlamaktır. İsa'da öyle acayip bir şey ha. Deli olmadan bir gitsek kabire. Çok acayip ya. Ey komşudur abi. Çok hastayım ya. Akşama mesela bir kelime diyeyim. Kelam da inşallah 21 tane kelam dersi olmuş. 21 tane saat. Üçte bir mübalağasız ders. Kelam hakkında hala devam ediyor. Bir ayağım kelamda, bir ayağım kaderde. O yetmiyormuş, dimağla başlıyormuş. Dimağ. 13 tane ders oldu. Her bir ders ortalama 3 saat. Enfosi. Bakmışsınızdır. Sitede var. Yani niçin bunu anlatıyorsun Hasan? Risale'nin ne garip bir şey ya. Lugata bile bakmayız da dimağ geçmiş. Ama onun üzerindeki çalışma seneleri almış. Ve şu anda sitede 13 tane ders var. Dima ve her bir saat ders 3,5, 4 saat 15 dakika, 3 saat 20 dakika ortalama, 3 saat 7 dakikaymış ortalamaymış. 3 saat. Ne anlatmaya çalışıyorum? Risale'nin garip ya. Onun için dedim, ya latif olsun diye söylemedim kafayı. Hakikaten tuhaf ya. Hayret bakalım. Vallahi hayret ya. Yani şuraya bak ya. Mesela bir lezzet. Allah Allah. Yani kullanmışız ama bilmiyoruz. Nedir o? Sanki buradan oraya açılan bir koridor. İçine giriyorum. Girdiğime delirmedi. Değişiyorum.
Nedir için bilmiyorum. Dibi de yok. Nereye geçtim? Ama burada burada olmadım kesin. Burada olmadım kesin şu anda. Öyle. Haletim şu anda da öyle ya. Burada olmadım kesin. Ama burada konuşuyor. Tuhaf. Burada değilim ama burada konuşuyor. Vahiy de böyle. Lezzet ya. Neredesin? Benliğin ortadan kaldırandın lezzet. Yok ya, yoksun. Var oldukça lezzetten bu tarafa giriyorsun, kesikleşiyorsun. Orta, varlığın ortadan kaldıran şey, onun adı lezzet. Ki hakiki lezzet yok. Dünyadaki lezzet elemin kalkmasıyla olur. Ahiretteki lezzet zaten burada nesnesi hiç yok. Anladın mı hocam? Bak bir daha. Bak bir daha. Dünyada lezzetin, dünyadaki lezzetin ahiretteki lezzetle nesnesi yok. Nasıl? Dünyadaki lezzet elemin kalkmasıyla olur. Elem var çünkü. He. Orada elemsiz lezzet var. Mesela nasıl? Benliğini. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Yani kafası bin bir tane şeylerle düşün. Dolu olan bir insan cins şeyi de olmaz. Özel hayatı olmaz. Kafası o. Bitmiş yani kafa. Bitirmiş yani bedeninde. Peki lezzet nedir? Benliğini ne kadar ortadan kaldırıyorsa o kadar lezzetlidir. Yani bakın bizzat kendisi yoktur. Bir şeyin yokluğuyla ortaya çıkıyor. Benliğini ortadan kaldırınca onun adı lezzettir. Ne kadar kaldırmışsın? Seni öteye taşıyor demek istiyorum. Lezzet. Diyoruz onu. Nerede ya? Nasıl bir şey? Buralı mıdır? Burada konuşuyor ama buralı değil. Koridordur. Aşk, muhabbet, şefkat. Buralı cinsine mi? Yani mesela sizde şefkat var hepinizde. Şefkat ne olmuş? Annenizdeyken sizde bende. Annemiz pirinç pilav yedi de orada bize şefkat geçmiştir. Kainat cinsinden değil. Dünya cinsinden değil ama dünyada kullanıyoruz. Burada olup burada olmayan. Ona biniyoruz veya açılıyor. Geçiyoruz. Nasıl anlıyoruz geçişimizi? Buralı olmayan halleri yaşıyoruz. Lezzetleri yaşıyoruz. Ruhaniyatı yaşıyoruz. Gol attığı anda o lezzet yaşıyor. Ha. Ama bir saniye bir lezzet yoktu. Kendine yok. Geçiyor. Kendine geçiyor ve bitiyor. Bitiyor, biraz sonra kendisine geliyor. O bir koridordu işte. Garip bir şey. Ama o bir dakika yaşamak için adam 20 senesini vermiş. Bir an ise yani. Bir gol atınca o bir dakika var ya. Örnek sabrı mesela. He? Sabrı. Ne? Sabri diye poz var da abi. Yani. Sabri mi? Sabri, evet. Bir arkadaşlar dediler, bilen bilir ya. Yani balsız ağa gibi bir şey abi. Ne? Balsız ağa gibi bir şey. Koşup koşup bir şey yapamayan bir adam diyelim biz. Böyle yaptı değil mi? 20 yıldır ona bekliyor abi. Onda bir kişi. Dediğiniz uygun bir kişi oluyor yani. Bu da bir... Ama 20 senedir orada. Yani 20 senedir orada. 20 senedir oynuyor Galatasaray'da ama 20 yılda bir ilk gol atıp duruyor yani. Ama hala orada. Acayip bir şey. Makatta. Tartmıştır. Bir tane atmıştır. 20 yılda bir tane. Atın 10 tane yani. Ötesi değil de. Peki. Bak. Ama buradan bunlarla oraya giriyorsun. Cümle bu. Burada onlarla merhamet, şefkat, haya, edep, lezzet, zevk, elem, panik atak, depresyon, korkuyorum, öleceğim. Yok, hiç yok, bak, tansiyonun iyi, kalbinin, doktor diyor. İyisiniz, hanımefendi, iyisiniz. Hayır. Orada onu ilaçla geri getiremezsiniz. O girdi bir aleme. Sihirlemeniz gerekiyor. Sihir. Büyülemeniz gerekiyor. Nedir o? Telkin, kelam, sihirdir. Hocam onun korkudan ne orada peki? Korku işte. Korku değil mi? He. Korku. Korkunun içerisini soruyorsun. Evet. Korku diye bir dersin, kaç tane ders var? Belki de bayağı var. Ona bakarsan işte o değil. Ama korku şu abi Mehmet abi. Buralı değil. Bir koridor gibi, bir kapak gibi. Geçiyor. Bir travma olur.
Bir geçmiş hadisi olur korkunun sebebi. Veya yanında bir tanesi ölmüştür. Bir tanesi kalp krizi geçirdi, amana sizde check-up yaptırın 6 ayda bir falan demiştir. Böyle onlar hep şeyleri geliyor. Yani acık. Yani kendi ruhunu, hassas ruhunu kontrol edemeyen, onu idare edemeyen bir insan giriyor Ahmet-i Mehmet'in dertlerini dinleyerek, meşgul olarak onların altına girip onları da yönetmeye çalışıyor. Çünkü her girdiğin şey sana fatura çıkarmış. Haber bunlardandır. Haberler nazik ruhumuza çekemeyeceği Allah'ın Allah'lık yaptığı kainattaki rububiyet tasarrufunu alemimizde izah etmeye çalışıyoruz. Yani alemimizde nasıl izah ediyoruz? Misal vereyim, alacağım sorun hocam. Bir gün 1982'de 83 değildi, 82'de dershanede kalıyoruz. Sümül Efendi'de. Derse gidiyoruz. Ben öndeyim. Şoför solda, Rüştab arkada. Önümüzdeki araba karşıdan karşıya geçen kediyi göremedi veya kale almadı. Çok ilginçtir. Arka ve ön ayağın ortasından geçti. Gözümüzün önünde oldu. Ve kedi ön ve arka ayaklarını oynatıyor. Öteki taraf yapışmış karnı. Tamam, 1082. Ben travma gibi oldu. Eğer karşılığında karşıtı olmasaydı ben kaç sene oldu kurtulamayacaktım hala. Allah Allah. Evet, kurtuldum. Bu travma oldu. Bir anda gözümün önünde oldu. Ondan sonra bu oldu. Dal kaldık. Dünyamız bitti. Sonra bir veya iki gün sonra bu azap çekerken başımıza bir hadise geldi. Gene ben de şahidim. Dershane iki dairedir binanın son katları, sağ ve çift daire. Üstünü çatı yapmış Üstü abi. Üstü de çatı yükseltmiş, o da dershane ama komple geniş. Üstü abinin bir kedisi var. Kedisi var dershanede. Çatı arasında 4 tane yavrusu var. Gider, çatılardan çatılar, Sümül Efendi çok bitişiktir binalar. Çatıdan çatıya fırın. Fırından gelir. Fırının kapıları açık, oradan iner, oradan çıkar. Biz de pek kullanmaz. Ama bizim dershane. Rüştü abi öyle sinirli hiç görmedi. Bir gördüm, bir bağırdı, terleyip çarpamadı sarığını bir kediye atıyor ama meğer, yani bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Dişi kedi yavrusu varken çiftleşmez. Erkek kedi de benimle çiftleşsin diye yavrusunu öldürür. Ondan sonra çiftleşir dişi. Yoksa çiftleşmez. O bir tane zalim kedi benimle çiftleşsin diye 4 tane kedinin yavrunun 3'ünü boğurdu. Tam 4. boğarken usta bir denk geliyor. Onu boğarken, böyle sağlayıp atarken Rüştü abi o kafa falan nesi varsa fırlattı ama üçü gitti ya. Ondan sonra şu sinirinden böyle şey yapıyor falan hepimize. Biz de binadan 4 kat bir aşağı indik. O öteki taraftan inecek ama kedi ya sen yakın. Yani böyle baktım ağladı. Yavruları aldı böyle ağladı. Öteki bir tanesi korktu. Anne geldi nasıl ağlıyor? Kedi nasıl ağlıyor? İki manzara. Filozofya. Bir iki gün geçti. Dedi ki, gelin dedi size bir şey anlatayım. Bu dedi beşeri nazardır. Biraz önce araba onu anlattı. Ben vardım ama 30-40 tane vakıf var. Hepsi yok. Hepsini anlatıyor. Hasan gördü diyor. Kedi ezildi. Buraya burası için bakarsan ne kadar zulüm. Çok acıdık. Peki dedi şu manzara. Bu ezilen kedi
bir saat önce çatıdaki bizim yavruları boğmuş, kaçarken ezilse, ikisini bir görsen, buna bu kadar üzülür müsünüz? Oh, oh, dersin. Ne dersin? Oh! Peki öyle olmadığını nereden biliyoruz? Bu birinci şık yorumlama. Yani biz resmi tek karede bakıyoruz. Bütünsel bakmıyoruz. Her bir olayın evveli ahirisi var. Bu bir. Allah seyrediyor olayı. Allah'lı katkikat icra ediyor. Çünkü bir daha edilmeyecek. Üç. Meyle-i Ala'dan ruhaniyata mazara teşkil ediyor. Üç. Dört. Ahirete mezra oluyor. Sonsuz manzaralar oluyor. Beş. Yapan ve yapılanın fıtratı değiştiriliyor. İnşa oluyor. Altı. Beşer canibinde kalıyor. İşte seviyene göre bu altı tane manzaradan bir tanesine bakarsan ancak onu yorumlarsın. Ama buraya, burası için bakarsan bu resim tek kare altında ezildi. Kedi ayağıyla ikisi böyle çırpınıyor. Bunun altında ezilirsin sen. Ama bu kareyle, kareye, bu kareyle bakarsan rahatlarsın. Biz bilmiyoruz. Niçin? Nazik, seri tesir olan bir ruhla Allah'lık hakikatının kainattaki rububiyet ilahiyesine şahitlik yapıp niye böyle oluyor veya arkasındaki bu karenin diğer karesini görmeden baktığımız için o seri tesir olan ruhumuz altında eziliyor. Oklamanın altındaki hamur gibi. Bu sefer aklı tuhaf şeyler geliyor. Yok mu bir bakan? Eğer hakikaten Allah olsaydı diyesi geliyor. Dur diyecekti bu Allah. Bunu yorumlamadığı için bunları tek kartla baktığından dolayı ne yapıyor aklı? Divane olur. Ne yaparmış aklını? Divane yaparmış. Divane. Kalbini bozarak ne yapar? Manevi bir dinsiz yapar. Çünkü rububiyet-i ilahinin icraatını tenkit eder. Allah'ım. Evet, etmeye başlar. 38 Kastamonu'da diyor, bu haberleri takip edenin diyor, seri tesir olan bir ruhu, olayın karenin tek 6 tane bakışı var derince, sadece tespit ettiğim 6 tane, biz o nazarla Allah'ın canibinden kudretin azameti altından, kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede etmeden, merhamet, adalet, inayet, hikmetin nazarıyla bakmadan, evvel ahir, zahir ve batın isimleriyle yorumlamadan bakılan bir şeyi Allah böyle yapmaz. Seni gördüğün gibi yapsaydı Allah müsaade etmez. Seni gördüğün gibi gör. Yani bakış önemli. Hocam bütün canlılar için aynı şey geçiyor. Evet. Mesela ile o kedi orada bir tane boğmamış. Evet. Ama bir dedik ya, birinci manzara buydu. İkincisi ezilen veya ezenin ruhu, alileri inşa ediliyor. Eyvallah. Üç, Allah meleği yarlardan meleklerine ruhaniyatını seyrettiriyor. Dört, ahirete mezra oluyor sonsuz bir hayatta. Altı, Allah seyrediyor. Biz saltanatın sahibi değiliz. Senin takatın ve gücün yettiği şeylere Allah'ın hikmeti, inayeti, adaleti, rahmeti noktasında bakmalısın. 220 Kastamonu. Şimdi gelelim, gene bir tanesi ettik. Şu cümleyi okumadan kesmiyorum. Cümlemiz neydi? Ama buradan oralara giriyorsun. Lezzetle, elemle, sıkıntıyla, şefk, surur. 6 tane. Şefkat, merhamet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar mukaddes. Bunlar burada yaşadığımız halde burada olmayan koridorlar. Ötelerin üstünü açan pencereler. Bir tür metro yani. Metro, he. Atom burada iken içsel yapısı burada değil ve buralı değil. Burada değil, burada değil. Atom burada ama içi burada değil. Acayip bir şey. Atom için kuark.
Din, atomun için. Kuantum, kuark, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Nerede? O aslında elimizde bir pencere, o delikmiş meğer. Oradan bakmaktır. Kendisi ondan sonra çıkıyor. Kapaktan girdikten sonra kapak yok artık. Kapıdan geçtikten sonra kapı var mı? Yok. Ha, tapuymuş. En büyük aldanış, atomun içerisindekiler atomda zannetmektir. Oysa o bir kapaktı, girdikten sonra kafayı geçirdin camdan, tamam arkada kaldı kapak. Bunu anlamak biraz şey olacak ama. Peki atomdan sonra buralı değilse, yani atomun altı, kuarklar, enerjiler buralı değilse, nereden nereye giriyorsun sen o zaman? Buradan, yani dünyadan girdin ama girdiğin yer buralar, burası değil. Şefkat. Şefkatle girdin içeriye. Yaşadığın haletler, hem ele veya şefkatin lezzeti. Bir tane talibana giydirdin. Tamam mı? O yerken aldığın şefkatin lezzetini sen atsın. Sen kendi yemeğinden aldığın lezzete benzer mi? Benzemez. Tamam. Şimdi o şefkat isim bu. Ama ne olduğunu bilmiyoruz şefkat. Bilmiyoruz ki şefkat. Ne diyeceğiz? Acımak. Ya lügat bu. Tanımlayamıyoruz bile. İçini dolduramıyoruz. Yani dolduramıyoruz. Neymiş o? Burada değilse nereden nereye giriyorsun? Yani demek ki girdiğin yer bu koridormuş. Burada oraları yaşıyoruz, farkında değiliz. İnsan Allah'a görüyor, farkında değil. Sen namazdasın, derstesin, güzel alet olmuyor. Bu nedir? Hazır olanın huzuru çıkartmasıdır. Yani gözün özelliği renk ve şekilleri görmek. Kulağın ne görür? Sesi görür. Burun kokuyu görür. Dil tadı görür. Bunlar da dokunma mekanı görür. Her bir göz aynıdır. Sesin gözü kulaktır. Değil mi? Sesin gözü ağızdır, lezzettir. Peki, aklın gözü nedir? Hikmettir. Kalbin gözü nedir? Sevmektir. Vicdandaki latife-i Rabbaniye'nin gözü nedir? Huzurdur. Huzur ne demek? Allah'ı görmesidir. Allah görmese latife-i Rabbaniye, sende huzur olmaz. Ama kör olası cehalet, görmeyi renk ve şekile indirgediği için görmüyorum Allah'ı zannediyor. Anladın? Görmeyi renk ve şekilde indirgediği için atomu görüyor ama içini görmüyor. Latife-i Rabbaniye'nin bir sistemdir. İçinde bir tane şey var. İrade, zihniz, Latife-i Rabbaniye, vicdanda. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah. Allah nasıl görüyor? Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Böyle lezzet olmuyor. Zaten lezzet şeyle başlıyor. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Orada başlıyor. Üçüncü teki şahıstan ikiye iniyor. Ben sen oluyor. Burada başlıyor. Huzura girdin. Huzur olabilmesi için hazır olması lazım o zaten. Mekanı olmadı mı onun? Ne mekanı? Sen mekan mısın ki mekan olsun? Yani acayip bir şey biliyor musun? Mesela bak, bir böyle tatlı olmuyor. Bu ne demek biliyor musun? Allah araladı sana, razıyım senden. Gözü kapatıyorsun mesela o anda. Maddeden ayrılmak istiyorsun. Maddeyi görmek istiyorsun. Evet, mesela beni düşürmesin. Evet, beni oradan düşürmesin diye. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Allah Allah. Ondan sonra zaten onun yaşadığına delil, huzuru, imanı anlatan, rahatlamayın. İhdine sıratel müstakim. Rahatlama şeyi kullanıyor, harfi kullanıyor. Tamam. Sen Kur'an okurken okuyamadığınız harfler var değil mi? Zorlandınız. Bakın ateş harfleridir. Ondan zor akar. Çok acayip ya. Kur'an tuhaftır. Kalbime gideyim. Devam edeyim, bitireyim.
acayip bir şey ya. Ben Kur'an harflerini böyle kapak görüyorum, kapak. Bu değil tabii, bu musaftır ya. Bu harfleri, yazıları surettir. Bu değil tabii. Bu değil. Çünkü zaten Kur'an değil, okunandır Kur'an. Okunup sende ortaya çıkandır senin kitabın. Kendi kitabını oku. Kitabını oku denecek ya. Ya bu acayip bir şey, neyse. Veya evladını severken, evladı olanlar. Sureti, ceset, cisim, beden. Öyle değil mi? Çocuğunuzu seviyorsunuz. En acı azap çocuğa verip, çocukla olurmuş babalar, anneler. Evlat acısı, çok acı. Çocuğunuzu sarıldınız, cesedine mi sarıldınız? Bedenine mi sarıldınız? Cismine mi sarıldınız? Neresine sarıldın? Oğlum diyorsun. Neresi? Ne oluyor sende? Orasına sarıldın işte. Ama bunu beden sana gösteriyor. Ama sarıldığın şey beden değil, atom değil. Fasulye, domates, ekmekten olan değil o. Ondan olsa öldüğü zaman o seni vermesi lazım. O korku oluyor bu sefer. Abi bariz basmak gibi mesela. Sarmak demiyor yani. Basmak gibi. Aynen öyle. Mesela almaya da cenaze evine gittim akşam, iyi dedim. Lojmana dönerken evin yaşlı abisi ölenin oğlu dedi ki, hocam dedi, babası sarılmış battaniye, yıkanmamış. Öteki odada duruyor, yarın yıkanacak, camiye girecek. Ondan sonra ben de cenaze evine gittim. Taziye, ondan sonra gidiyorum da 11 küsur oldu. Lojmana gidiyorum. O oğlu dedi ki, hocam dedi, babamızı lojmana getirelim dedi. dedim duruyor, niçin şey yaptı? Hocam getirsek iyi olur. Korkarım dedim ya, dedim kardeşim. Hocam dedi ya, hortarsan yapayım dedim ya. dedi ki hortar mı dedi ya. Be adam, hortlamasa bana niye gönderiyorsun? Baban değil mi dedim. Niçin anlatıyorum şimdi için, şu cümle için. Baban değil mi dedim ya. Babam idi diyor. Babam idi. Evladını severken sureti, ceset, cisim, beden. Ama ceset menfezinden, ceset ve cisim olmayan yerlere giriyorsun. Oralar merhamet, şefkat, muhabbet, lezzet, surur, memnuniyet, iftihar, sevk, şefk alemleri. Çocuğunun neresinde bu alemler var? Lemalar 8'de ne diyor biliyor musun? Lemalar 8'de. Eğer lemaları bana verirsen bir cümlesi okuyacağım. Hemen bir lemalar ver abi. Mahrum olmayayım. Onu okuyayım. Mesela bizler günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler. Ondan sonra buradaki bu haletlerden bahsediyor. Mesela o utandıracak bir günah. Bu haletleri göstermek istedi. İnançsız veya zayıf olan vücudunda, ruhunda bir şeyler eksik imiş gibi hisseder. Mesela imanı zayıf olanlar, bizler, mutlaka her gün bir şeyimiz eksik hissederiz. Mesela şöyle diyeyim. Ateist insanlar Allah'ı inkar ederler. Allah'a düşman olurlar. Ya zaten yoktur diyorsun da niye yokluğunu ispat etmeye kalkıyorsun? Olmayan bir şeyin ispatı olur mu? Olmayan bir şeye niye düşman oluyorsun? Hem yok diyorsun, hem savaş. Hem de savaş açıyorsun. Olmayan bir şeyle savaşıyorsun. Savaşıyorsun. Ve ispat etmeye çalışıyorsun. Benden hiç gördünüz mü böyle bir ispatı? 8 ayetli insan yoktur. Çünkü böyle bir şey ite çok ki. Allah yoktur. Kim yok? Allah yok. Ha kim Allah? Kalem yok. Kalem. Yok diyebilmem için kalemin, ilk önce kalemi ispat etmem gerekiyor. Kalem yok. Bir kere tanımlıyorum. Ne yok? Söyle bak. Yok. Ne yok? Ne? Allah yok. Ha o yok. Onu bir kere demenle ortaya koyuyorsun. Haşa Allah'ı inkar eden yoktur dediği halde varmış edasıyla inkarına niçin gidiyor? Niçin peki? Çünkü burayı
bu cümle için anlattım burayı. Niçin yok dediği halde, yok dediği halde inkarını niçin ispat etmeye gidiyor? Çünkü ruhunu, ruhuna Allah'ın yerini, yerine koyacak, dolduracak bir şey bulamadığı için. Ruhunda Allahsızlıktan çıkan boşluk, Allahsızlıkla ortaya çıkan boşluğu bir şeyle dolduramadığı için inkarına onun için düşman oluyor. Sen oldun, bu sebep oldun bu kuyuya, bu boşluğuna diye. Hem Allah'a inanmadığı yok dediği halde en çok Allah'a suçlu yapar bir de. Alayını yok der ateistler, Allah'ınız yaptı diyor. Hatta yemin ederken ve lanet okurken Allah'a kullanır. Allah'a muhtaç olur. Vallahi diyor, lanet olsun diyor Allah seni. Ben beddua edecek, Allah belanızı versin diye bilmem. Allah'a kullanır. İnsan da bedeninin dışında başka şeylerin olduğuna şahittir insan. Hakikaten bedeninin dışında başka şey olduğuna şahittir. Mesela merhamet, şefkat, inanç, sesi, sessiz alemden aydınlığı, karanlık kafada, şefkati ve aşkı et ve kemik vücudumla biliyorum. Acaba doğru mu? Yani buradayken buralı olmayanlardan örnek veriyorum. Bak bir daha, sesi sessiz bir kafada, aydınlığı karanlık bir kafada, şefkati ve aşkı et ve kemiğin kemikte tanımlıyorum. Acaba bunun alakası var mı? Ateist kendi içsel alemini ifade ediyor aslında. Der ki Tanrı öldü. Bunu inkarda kullanıyor. Tanrı öldü diyor. İnkarda kullanıyor. Peki olmayan, inkar edilen ölür mü? Tanrı öldü. İnkar ediyor. Nietzsche konuşuyor. Evet Nietzsche. İsim vermedin de. Peki öldü. Kim inkarda kullanıyorsun? Olmayan ölür mü? Öldüyse demek vardı. Allah. Aslında kendini tanımlıyor. Bir dersimiz var. Sabit. Ve ders bitti. Dersin adı şu. Tanrı noktalı virgül insanın yalnızlığıdır. Sertte haşa. Haşa diye böyle bir ders var. Onu dinlemenizi isterim. Öğretmensiniz. Hele hocam ilahiyatçısınız. O sitenin 3. ve 4. Belki dinledin. Dinledin mi yok? Evet. Çünkü niçin biliyor musun? Niye onu söylüyorum? Çok uğraştım onu. Senin uğraşmana gerek yok. Ama önüne koyarlar talebeler. Evet. Tanrı noktalı virgül insanın yalnızlığıdır. Risale-i Nur'da böyle bu manada böyle veciz misaller, veciz misaller. Hem senin ufkunu açar, hem aleminde oturtur, hem de hizmet edersin. Çünkü karşına geldiği zaman bocalamazsın. O sorular geliyor. He? O sorular geliyor yani. Geliyor çünkü öğretmezsiniz. Hele ilahiyat, sen ilahiyatçısın. O da ilahiyatçı. Sana çok gelir. Antakya'da mısın? Evet. Çok gelir. Mesela bu. Yani buradayken oraya yaşıyoruz ama farkında değiliz. Şefkat, merhamet. Peki, biraz uzattığımın farkındayım. Vâhır da vâhım en elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selâmâ.